Evet. Değerli Turizm Today izleyicileri, yeni bir günden sizlere selamlar olsun. Bildiğiniz gibi bugün çok değerli bir konuğumuz var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek de hem turizm üzerine hem de genel konularda sohbet edeceğiz. Keyifli bir sohbet olacak. Bugün birçok sorular geldi. Şimdi izleyiciler arttıkça da ben bununla ilgili bilgi vereceğim. Muhittin Başkanım da yayına katıldığını gördüğümüz anda yaklaşık bir dakika içerisinde kendisini de davet edeceğiz. Çok güzel bir sohbet olacağından da eminim. Mümkün olduğu kadar bu bir saati de çok verimli değerlendirmeye çalışacağız. Sizlerden gelen soruları mümkün olduğu kadar kendisini iletip cevaplar almaya da çalışacağız. Yine bugün her gün olduğu gibi bana Ufuk yardımcı olacak. Başkanımın katılıp katılmadığını bir öğrenelim şimdi yayına. Ve davet edelim ondan sonra kendisini de. Bir şey yapalım. Öncelikle yeni gelişmeler var. Bir ortalımın rahatlama gibi bir durumu var ama ben buradan zaten bütün bakanlarımız söylüyor, valilerimiz söylüyor, belediye başkanlarımız söylüyor. Herkesin bildiğiniz gibi bu rahatlamayı önlemleri bırakmak anlamına gelmemesi lazım. Hepimizin mevcut durumdan daha fazla da dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü ülke olarak iyi gidiyoruz. Özellikle Antalya sahil bölgeleri çok iyi gidiyor. Bunu mümkün olduğu kadar da korumamız lazım. Engelleri de birlikte aşacağımızdan eminim. Ben Muhittin Başkanımı evet davet ediyorum. Şimdi herhalde kendisini göreceğiz. Bekliyoruz başkanımı. Evet. Başkanım merhaba. Merhabalar Haluk Bey, nasılsınız? İyi misiniz? İyi Çok yayınlar iyiyim, diliyorum. çok iyiyim. Sağ olun size de. Başkanım öncelikle beni kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Bu yayında kabul ettiniz. Bu kadar yoğunluğunuz işinizin içerisinde. Teşekkür ediyorum. Böyle resmi sorulara başlamadan önce bizim yayınlarda klasik oldu. Sizin izole günleriniz nasıl geçiyor? Pek izole değilsiniz, mecbur çalışmak zorundasınız ama evde ailenizle herhalde biraz daha fazla vakit geçirme durumu oluyordur diye düşünüyorum. Tabii ki ben tüm izleyicilerimize de selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Tabii ki bu koronavirüs işte 10 Mart itibariyle yaklaşık tüm dünyada hepimizi, insan sağlığı çok önemli, gerçekten perişan etti. O anlamda biz de iktidarıyla, muhalefetiyle, bütün yöneticilerimizle, siyaset üstü bir davranışla yerel yönetimlere bu koronavirüs çok büyük görevler yükledi. Bu anlayış içerisinde çalışmalarımıza başladık. Ama şahsım olarak tabii ki çok fazla kendimizi eve izole edip kalamıyoruz. Yani karantina altında gibi Görev gibi. davranıyoruz. Kurallara uyuyoruz sadece. Böyle söyleyeyim Haluk Bey. Başkanım, şimdi hemen bir saatimiz var. Sizi de fazla şey yapmadan hızlı hızlı soruları soracağım. Siz şimdi yılların siyasetçisiniz. Yıllardır belediye başkanlığı görevi yapıyor, il başkanlığı yaptınız. Bir yılların siyasetçisi olarak bu kriz hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir yorum yapıyorsunuz? Böyle bir şeyle daha önce hiç kimse karşılaşmadı. Bir genel bir yorumunuzu alabilir miyim? Şimdi tabii ki sağlıkla ilgili böyle bir krizle karşılaşmadık. Allah bir daha göstermesin. Daha önce Cumhuriyet yıllarında, çok öncesinde sıtmadır, hep bunları duyarız. Büyüklerimiz Evet. anlatırdı ama bu işte 10 Mart itibariyle tüm dünyada olan bu salgınla ilgili bunları da atlatırız. Yani birçok ülkemizde olaylara, birçok krizlere hep birlikte meydan okumaya çalıştık.
Bunlar son derece birlik beraberlik içerisinde çözülebilecek sorunlardır, krizlerdir. Biz yerel yönetici olarak, yani 26 yılımı bitirdim siyaset anlamında, bu düşünceyle bu krizleri de atlatacağımızı biliyoruz. Biz 10 Mart itibariyle Antalya'mızda, dediğim gibi ülkemizde iktidarıyla, muhalefetiyle, genel başkanlarımızla beraber, Antalya'mızda Sayın Valimiz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, başkanı olarak pandemi ve aynı zamanda Hıfzı Sıha Kurulu'nun da üyesi olarak hep birlikte bu kurallara uyulması ile ilgili kararlar aldık. Ama burada topyekün hep birlikte tüm kurum kuruluşlarla beraber hareket ettik ki sonuç olarak işte bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılmış oldu. Tabi bunlar bu anlamda önümüzde bizim güzel bir sezonumuz vardı. Şimdiye kadar sezonumuzu açmış olacaktık turizmle ilgili. Evet. Antalya denince şöyle, hani hiç şüphesiz ki Antalya'nın dünyanın en güzel yeri dediği gibi atamızın. Güzel ilimiz aynı zamanda turizm başkenti, bir taraftan da tarımın da başkenti, tabii ki ticaret de var. Ancak burada turizmle ilgili bugüne kadar tüm ülkemizi yani turizme hem işçi istihdamı dahil olmak üzere büyük katkısı olan bu turizmle, turizmcilerle ilgili de sorunları da hep birlikte görmekteyiz. Yani evet, bir taraftan 125 bin ortalama iş kaybı var. Yani istihdam ediyorlardı biliyorsunuz. İşçilerimiz şu anda dışarıda kaldılar. Bunun yanında tabii ki sadece işçilerimiz değil, bunun yanında birçok esnafımız kepengindirdi. Bazıları yasa yönetmelik kurallarımızdan dolayı, bazıları da ülkemizdeki bu salgından dolayıdır. Ve bu anlamda bu krizleri biz hep birlikte aşıyoruz. Sırasıyla gidiyoruz, dikkat ediyoruz. Her haftada iki defa kararlarımız çıkıyor. Bir taraftan turizm başkenti dedik. Turizm işte Aktop'la olsun, Türofet'le olsun, başkanlarımızla hep birlikte, işte bizim turizm danışmanımız olsun, sizler olsun, evet, birlikte zaten çalışmalar yapıyoruz. Siz de onları ayrıntılı turizme soracağım zaten başkanım. Evet, o anlamda bu krizleri aşarız. Bu krizler Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Biz olmaz, büyük bir ülkeyiz. Hep birlikte, biz birlikte güçlüyüz dedik. Hep birlikte yaparız dedik. Beraberce, elimizden geldiğince herkesin katkılarıyla devam ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz, siyaset üstü bir duruş ve davranışla. Başkanım, bir çok sorular geliyor. Ben özellikle yorumları açmadım. Bu sefer yüzünüzü göremiyoruz. O yüzden bugün izleyicilerden de bu konuda anlayış istedim. Daha önce bir sürü soru geldi. Şimdi bir konuyu ben biliyorum ama netleştirmek adına. Şimdi izleyicilerimiz hep soruyor. Bizim kafelerimiz ne zaman açılacak? Parklar ne zaman açılacak? Restoranlarımız ne? Bunun benim bildiğim kadarıyla belediye ile alakalı bir durum değil. Bu genel hükümetin verdiği bir karar. Doğru değil mi Sayın Başkanım? Bir açıklık getirir misiniz? Anlayamadım efendim. Başkanım, bu seyircilerden şu tip sorular çok geliyor. Kafeler, örnek veriyorum, restoranlar, iş yerlerimizin geneliyle ilgili ne zaman açılacak diyorlar ama bununla ilgili belediyelerin bir karar verme mekanizması yok. Bildiğim kadarıyla hükümet karar veriyor bu konuyla ilgili. Sağlık Bakanlığı veriyor. Doğru mu? Tabii ki. Aynen katılıyorum Haluk Bey. Yani tüm iş yerleri, bütün açılış kapanışlarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar doğrultusunda, yani hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda ilerliyoruz. Tamam, yani belediyelerimizin inisiyatifi yok. Olan bir konu yoktur. Tamam başkanım. Teşekkür ediyorum. Hemen şimdi siz göreve geldikten sonra ciddi de mücadeleler veriyorsunuz ve göreve geldiğinizde de dediniz ki artık sen ben yok biz varız dediniz. Çok da güzel bir mesaj verdiniz. Bu yaklaşık bir yılı da geçti başkanım. Öncelikleriniz ne oldu başkanım? Bu süre içerisinde neler öncelik verdiniz, neleri yapmaya başladınız? Bir dinleyebilir miyiz? Evet, şimdi Haluk Bey bilirsiniz yani 26 yıllık siyasi hayatımızdan, deneyimimizden, tecrübemizden dolayı sevgili Antalyalıların da desteğiyle bu göreve geldik. Son derece de önemli bir ilimiz. Nüfusumuz her ne kadar 2 milyon 511 bin olsa da bugün itibariyle, yani geçen yıl turizm yerli yabancı 23 milyon 100 bindi. Turizm Bakanlığı'nın sayfasında da vardı. Yani 25,5 milyona hizmet edeceğiz. Altyapısıyla, havasıyla, suyuyla etkileşimi var biliyorsunuz.
Ama sadece Muhittin Böcek olarak değil, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, tüm kurum kuruluşlar işbirliği içerisinde çalışmalarımızı zaten bu şekliyle yapıyoruz. Ancak belediye başkanı olduğumuz gün itibariyle öncelikle yatırımlarımızla ilgili kamu yararı olan bütün yatırımları, yani burada yatırımları kimse babasının parasıyla, rahmetli babamızın parasıyla yapmıyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Biz o şekliyle bütçelerimizi oluşturduk. Yarım kalan, kamu yararı olan bütün projeleri devam ettirme kararı aldık. Türkiye'de biz 5. borçlu belediyeyiz. Yani 6 milyar 206 milyon borcu olan bir belediyeyi görev aldık, devraldık. Ama hiçbir zaman borç lügatı yapmadan öncelikle hedeflerimizi belirledik. Çalışmalarımızı o şekliyle devam ettiriyoruz. Hiçbir vatandaşımızın tereddütü olmasın. Ama burada öncelikle turizmle ilgili, turizm başkenti Antalya'mızda arıtmalarla başladık öncelikle. Şimdi evet. Hem Belek olsun, Kemer olsun, Manavgat, Alanya gibi yerlerde bir taraftan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık gelirleriyle ilgili Turizm Bakanlığı'na vermek şartıyla protokollerimizi yaptık bakanlıkla. Yani parti üstü davranıyoruz, bizim kimseyle kavgamız yok, yatırımlarımızın kamu yararı olan tamamını devam ettiriyoruz şu anda. Yani öncelik çevre, turizmle ilgili altyapı, bir taraftan da arıtmalarla ilgili, hatta geçmiş dönemde yapılan arıtmaların da bakımları daha da büyütülmesiyle ilgili, geliştirilmesiyle ilgili de çalışmalar yapılmakta. Başkanım, dünyada en fazla misafir ağırlayan 10. şehirlerden biriyiz. Yani o ilk 10'un içerisindeyiz. Bu size nasıl bir yük getiriyor? Yani gerekli destek alınıyor mu bu konularla ilgili? Çünkü geçen dönemlerde işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız dedi biz şu kadar ağırlıyoruz. Siz dediniz ki biz 16 milyon değil 23 milyon gibi bir rakam ağırlıyoruz dediniz. Bu da size büyük bir yükümlülük getiriyor. Sonuçta 650 kilometrelik bir sınır. Neler düşünüyorsunuz bu konuyla da ilgili? Şimdi şunu söyleyeceğim. Yani biz tabii ki Avrupa'da 10. Dünyada 10. ama Avrupa'da ilk sıralarda olmak büyük bir mutluluk gerçekten Antalya'mızda. Evet. 25,5 milyona hizmet edebilmek çok güzel. Kimseyle kavga etmeden tüm kurum kuruluşlar işbirliğiyle, turizmcilerle beraber bunu gereğini yapıyoruz. Bir gecelememiz yaklaşık 650 binin üzerinde biliyorsunuz. Şimdi biz gurur duyuyoruz. Yani İstanbul'un nüfusu 16 milyon ama biz 23 milyon sadece turist ziyareti olması dolayısıyla 25,5 milyondan bahsettik. İlk sıralardayız Türkiye'de nüfus olarak. Tabii ki burada gelen turistlerimizin altyapıyla her anlamda etkileşimi, havası, suyu bunlar var. Bunlarla ilgili de diğer Avrupa ülkelerinde, dünyada mesela havaalanından inersiniz, şehircilik vergisi vardır. Bununla ilgili onu sormak istediğinizi düşünüyorum. Evet, bu evet, anlamda evet, tabii hocam. Yasalar çıktı ama direkt yani şehir vergisi olarak Antalya'da kalmıyor yani. Biz burada ilçe belediye başkanı arkadaşlarım da hep birlikte bu konulara yardımcı oluyoruz, çalışıyoruz. Ve bu anlamda bakanlığın bu konuda geri adım atması bilemiyorum. Ne olur, ne kalır onları bilemem. Konaklama vergisi geldi bir taraftan otelciye, bir de cirodan olması dolayısıyla sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Biz toplantılarımızda sizin de katılımınızla, başta Sayın Valim olmak üzere, tüm turizm sektörünün duayenleri, başkanları, Trofet dahil olmak üzere hep birlikte beraber bunları yönetmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz MUTAT toplantımız her ay bizim valimizle, sizlerle beraber turizm için neler yapabiliriz, bu toplantılarımızı yapıyoruz. Biz sezona da bile hazırdık biliyorsunuz. Yeni yılda yine toplantılarımızı yapmıştık. Evet. Bu anlamda tabii ki bize büyük yük geliyor ama bu yükü biz hep birlikte karşılıyoruz. Yani karşılamaya da devam edeceğiz. Başkanım, oraya geleceğim, biraz bahsettiniz ama Antalya'da inanılmaz bir sinerji, hatta bütün sinerji yakalandı. Bütün diğer illerde diyor ki yani bu Antalya modeli nedir diyorlar. Biraz daha siz siyaset üstü bir davranış sergileniyor orada. Yani Sayın Valimiz de Antalya'mız için büyük bir şans. Turizmcilerle bir araya geliyorsunuz ve bütün şehrin sorunlarını konuşuyorsunuz. Bu modelle ilgili biraz daha izleyenlere bilgi verir misiniz yani? Şimdi şunu söyleyeceğim. Bizim bugüne kadar siyasi
deneyimimiz, tecrübemizle ilgili de hem ittifak genel başkanlarımızın katkılarıyla biz bu göreve geldik. Biz o zaman da ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız dedik. Planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz dedik. Yani bakınız Türkiye'de bu koronavirüsle ilgili en ilklerde bir şehirdir. Kavgasız, gürültüsüz, yardıma evet. ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımız, yapılması gereken tüm kurum kuruluşların dezenfektesi, ulaşım sektörüyle, bütün kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte Sayın Valimizle beraber gerekli çalışmalarımızı yaptık. Hiç kavga, gürültü yok. Vatandaşlarımızın isteğine koşmaya çalıştık. Yanında olmaya çalıştık. Ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız, hatta 20 yaş altı gençlerimiz de bu kurallarımıza uydular. Onlara da çok teşekkür ediyoruz ki sokağa çıkma yasağı tabii ki bu anlamda bu kuralları çiğnemeden, bu kurallara uyarak hep birlikte götürdük. Hepimizin deneyimi birlik beraberliktir. İş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürüttük. Ve bu süreçte de inşallah yine şu hayırlısıyla Ramazan ayındayız. Bu da evet. bitecek. Bütün vatandaşlarımızın da Ramazan'ı da tebrik ediyorum. Ve önümüzdeki sağlıklı güzel günlerde inşallah caddelerimizde, sokaklarımızda hep birlikte koşacağız. Çünkü 23 Nisan biliyorsunuz 100. yıl çok önemli biliyorsunuz. Evet. Onu bile balkonlarımızda kutladık. Çocuklarımızla, ailelerimizle hep birlikte İstiklal Marşı'mızı söyledik. Bu anlamda biraz daha süreç gerekli herhalde. O süreç içerisinde inşallah Antalya'mız yine turizmci dostlarımızla beraber, bütün vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde bu güzel kentimiz hep sağlıklı güzel günleri özledi artık. İnşallah kısa zamanda buna da ulaşacağız diye ümit ediyoruz. İnşallah. Yani bu bizim işbirliği içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarımızdır. Başkanım, birkaç somut soru soracağım. Mesela bu çalışmalar içerisinde şu anda çok önemli bir işe imza atıyorsunuz. Ev sahipliği yapacaksınız. Antalya'yı dijital ortamda daha iyi tanıtılması için Antalya.com.tr diye bir siteyi artık hazırlıkları başladı, yapılacak. Bunun dışında Kundu bölgesinde bir proje yaptınız. Biraz o turizme yönelik projelerle ilgili bilgi verir misiniz? Yani bizim de bilmediğimiz muhakkak vardır. Turizm yolunu yenileyeceksiniz. Diğer ilçelerde yapıyorsunuz. Bu konularla hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Şimdi tabii ki biz bir taraftan da daha önce ben Konyaaltı'nda Batı Turizm Birliği'nde başkanıydım. Şimdi biz evet. tek çatı altında Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya Turizm Birliği'ni oluşturuyoruz. İlçe belediye başkanı arkadaşlarımızın da katkılarıyla. Bir taraftan bunu yapıyoruz. Bir taraftan Antalya.com.tr'yi aldık. Bu çok önemli. Bunu inşallah hem dedik Türk dünyada 10. ama Avrupa'da ilk sıralardayız. Bununla ilgili Antalya.com'da aradığımız her şeyi, bütün vatandaşlarımızın, turizm sektörünü, tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde bunu da çok büyüteceğiz. Yani Antalya'nın sesi olacağız, turizmcinin, bütün vatandaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Kundu ile ilgili bir plan iptali oldu biliyorsunuz. Plan iptali ile ilgili Turizm Bakanlığımız işbirliği içerisinde, Turizm Bakanlığımız plan yetkisini şimdi önümüzdeki hafta Antalya Büyükşehir Belediye'mize verecek. Ve biz de vatandaşlarımızın, kendi teknik danışman arkadaşlarımızla beraber turizmcilerin katkılarıyla orada talepler doğrultusunda yasa yönetmeliği de dikkate alarak çok güzel bir hemen hızla bu iptal edilen planı tekrar planlamış olacağız. Planlı bir alanımız olacak. Biz bu anlamda Belek arası biliyorsunuz bir kundu çalışması yapmıştık. Hatta Aktob'un muhtat toplantısında yani bunu VTR olarak da vermiştik. Hep birlikte çok da beğeni almıştı. Bunları inşallah gerçekleştireceğiz. Başka diğer bölgelerde var mı başkanın böyle bir yakın dönemde harekete geçireceğiniz proje? Tabii ki. Yani bu anlamda biz bütün ilçelerimizi masaya yatırdık. Yani bunun bir taraftan tarımdan da bahsettik. Tarımla ilgilenen, işte turizmle ilgilenen, işte sağlıklı turizmle ilgili, buna benzer sağlıklı yaşamla ilgili neler yapılabilirle ilgili. Çalışma arkadaşlarımız, zaten danışmanlarımız biliyorsunuz Osman Ayık arkadaşımız. Evet çok güzel. Turizm danışmanı olması, onun yıllardır turizmle ilgili sizlerle beraber zaten hep beraber çalışmıştık bürokratta da. Şimdi hep birlikte sizlerin de katkılarıyla önümüzdeki süreci birlikte geriyeni yapacağız.
Bir taraftan işte arıtmaları söyledim. Bunun bütün ilçelere, turizmle ilgili sıkıntı olan yerleri biliyorduk. Onlarla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız var. Belek'le ilgili Kemer'le, bakanlıkla yaptığımız protokollerimiz var. Süreçle ilgili elimizden geldiğince turizmle ilgili altyapısı çok önemli biliyorsunuz. Buna benzer çalışmalarımızı ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız işbirliği içerisinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Başkanım peki bir de şeyler var. Yani tam tabii izleyicilerden geldiği için soruyorum ben de. Örnek veriyorum, şimdi Adrasan'la ilgili bir imar şeyi çıktı. Diğer bölgelerde var, Belek'te var. Bu imarlarla ilgili belediyenin herhangi bir sorumluluğu yok diye biliyorum, değil mi? Bunu Turizm Bakanlığı yaptı onu da. Evet. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben planlı, kurallı, kimlikli kent derken bütün vatandaşlarımızın babadan atadan kalma yerlerinin planlanması, turizmle ilgili turizmcileri ilgilendiren, misafirlerimizin beklentilerine cevap verebilecek bir şekilde planlama yapılmasından yanayım. Turizm Bakanlığı'na da bu önerilerimizi de sunuyoruz biz zaman zaman. Başkanım, sizin bir özelliğiniz var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani örnek veriyorum, İçişleri Bakanımız geliyor, Turizm Bakanımız geliyor. Sürekli onlarla istişare halindesiniz. Yani diyorsunuz ya, ben bir Antalya sevdalısıyım. Yani Antalya'nın çıkarına, Antalya'ya hizmet etmek için öyle siyasette de yap. Yani o parti bu parti demeden de elinizden geldiğini yapıyorsunuz diye düşünüyorum yani. Ben işte bu 26 yıl siyaset tecrübe deneyim çok kolay değil. Benim siyasete başladığımda doğan çocuklarımız, gençlerimiz 26 yaşında Evet. oldu şimdi. O anlamda devlet terbiyesiyle büyüdüğüm için asla hayatım boyunca bizi seven seçen insanları mahcup etmeden yapılması gereken ne varsa devlet millet işbirliği içerisinde biz yapılması gereken işlerimizi biz Ankara'da gittiğimizde Orman Bakanımız olsun, Çevre Şehircilik Bakanı olsun, bütün bakanlarımıza hepsine uğruyoruz. Yani bu anlamda kavgayla hiçbir yere varılmamıştır bugüne kadar. Biz kavgasız, gürültüsüz hep birlikte mevzuatlara da uyarak yasa yönetmeliği içerisinde vatandaşımızın beklentisi kamu yararı olan bütün projelerde işbirliği içerisinde bakanlarımızla da milletvekillerimizle de belediye başkan arkadaşlarımız, valimiz, kaymakamımız hep birlikteyiz. Biz bu Antalya'yı birlikte yöneteceğiz. Başkanım, seçimde kaldı siyaset. Değil mi? Doğrusu da olması lazım. Yani ben siyasetin kolay bir iş olduğunu inanmıyorum. Gecenizi gündüzünüzü, yani sizin nezdinizde bütün siyasetçilere söylüyorum. Dışarıdan konuşması kolay ama ailenizden, sağlığınızdan, her şeyinizden özveride buluyorsunuz ve bunu hep söylerim. Sizin için bir normal 2 dakika, karşınızdaki insan için hayatının 2 dakikası olabiliyor. Hepsini dinlemeniz gerekiyor. O yüzden nezdinizde bütün siyasetçilere de teşekkür etmek lazım. Kim ne derse desin kolay bir iş değil diye düşünüyorum yani. Ben zor bir iş yani başkanım, kesinlikle. Ben de tespitlerinize başkanım, katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Bir şey daha soracağım. Şimdi siz bu şehri ileriki dönemde nasıl hayal ediyorsunuz? Yani Antalya'yı festivaller şehri yapacağım, kültür şehri yapacağım. Demin çok güzel bir şey söylediniz. Altyapıyı tamamlamamız lazım dediniz. Doğru. Bir hayalinizdeki Antalya'yı, yani örnek veriyorum, şu anda 3-4 yıl daha göreviniz var. 4. 5. yılın sonunda 4 yıl nereye var. 4 yıl var. Nereye getirmek istiyorsunuz başkanım? Şimdi şöyle bir defa Antalya'mız için şunu söyleyeceğim. Bakınız, iktidarıyla muhalefetiyle Özal'ı da rahmetle anmadan geçemeyeceğim. Bakınız, Allah bu turizmin Antalya'mıza en büyük katkısı olan liderlerden birisidir. Şimdi bütün hükümetlere teşekkür ediyorum. Yerel yönetimde bizden önceki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Devlette devamlılık vardır. Halkın teveccühüne, halkın desteğine, katkısına, seçimine yani saygı duymamız lazım. Biz bu anlayışla bugüne kadar geldik, 26 yıla. Bizden önceki Antalya için çivi çakan herkese teşekkür ediyoruz. Ve biz de bundan sonra almış olduğumuz bu kutsal görev süreci içerisinde, hani ben sen yok biz varız diye girişte konuştuk ya, biz birlikte yaparız. Evet, birlikte. Evet, evet başkanım. Antalya'mızın altyapısı, ulaşımı, sevgili hemşehrilerimizin işçi istihdamı ile ilgili çalışmalar, yerelden kalkınma ile ilgili tarımsal anlamda çiftçimize destek. Bu koronavirüs sürecinde de zaten file desteği, buna benzer hepsini yapıyoruz.
Bir taraftan kendi öz dağdaki çobanımız, bizim kardeşimiz Antalya Büyükşehir Belediyesi Halket, Alanya'da da açıldı biliyorsunuz. Hem sağlıklı, Evet. hijyen ortamda vatandaşımıza ucuz, kaliteli et anlamında şeyimiz var. Bu gibi böyle projelerimiz var. Biz bunları 4 yıl süremiz var. 4 yıl süre içerisinde seçim öncesi vatandaşımıza ne söylediysek bunları, hatta o süreçte aklımıza gelmeyen projeleri yapmaya çalışacağız, gerçekleştireceğiz. Bu konuyla ilgili önümüzdeki süreçle ilgili bir taraftan eski Antalya Spor Tesislerinin olduğu, biliyorsunuz, eski Antalya Büyükşehir Evet. Belediye'mizin olduğu yerle ilgili de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bugün de toplantımız vardı. Doğu Garajı'nda nekropol ve alışveriş merkezi var. Orası tamamlanıyor. Hafif Rayli biliyorsunuz Kepez'de kalmıştı. Bunu devam Evet. ettiriyoruz. Şimdi Meltem'e girdik. Kepez'deki vatandaşlarımız devlet hastanemize kadar ulaşabilecekler. Akdeniz Üniversitemizin giriş çıkışları sıkıntılıydı. Burayla ilgili üst geçit hemen tamamladık gibi önümüzdeki süreçle ilgili yaşanılabilir, herkesin mutlu olduğu, özgürce yaşanılabilen güzel Antalya'mızda biz de katkı koymaya devam edeceğiz. Yani biz seçim öncesi zaten projelerimiz 7'den 77'yeydi. 77 projemiz vardı. Evet. Uçuk projelerimiz yoktu, çılgın yoktu ama gerçekçi, altyapısı, ayakları yere basan projelerle geldik biz. Planlı, kurallı bir kimlikli kent görecek sevgili hemşehrilerim. Bir taraftan turizmcilerimizle ilgili, turizmde çalışan esnaflarımızla ilgili, orada çalışan işçi kardeşlerimle ilgili de sosyal projelerimiz var. Diğer taraftan esnaflar işbirliği içerisinde, mesela Antalya'mızda kale içi, kale kapısının olduğu, işte Balbey, Haşim İşcan ve kale içi ile ilgili çok güzel bir cazibe merkezi düşündük mesela. Oralarla ilgili Oraya gelen turistlerin başkanım. esnafımıza nasıl katkısı Evet. olabilir? Bunları düşündük mesela. Yani bugüne kadar hep söylemde kalır. Yani bunlarla ilgili altyapısını oluşturduk. Şimdi kale içinde de yapmamız gerekenler var. Bununla ilgili inşallah süreçle ilgili yapılması gereken, yapabileceğimiz ne varsa bunları yapmaya çalışacağız. Söylediniz ama onu ayrıca soracaktım. Harbiden Antalya'da klasik bir şey var. Turist yeteri kadar Antalya'ya gelmiyor diye hep böyle söylerler ama ya bizim Ben de böyle, bazı Haluk Bey böyle evet. sorunca hemen şöyle söylüyorum. Mesela ben Seri ilçemize gittim. Bütün ilçelere gidiyorum biliyorsunuz. İktidarı Evet. muhalefeti fark etmiyor. Herkesi dedim Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili belediye başkanı gibi göreceğimi söylemiştim. Muhalefet olan arkadaşlarımıza da hepsine gidiyorum. Ayrım yok. Ayrımız gayrımız yok ya. Şimdi Tabii. orada bana dediler ki muhtarlarımız var, toplantılar, STK'lar var. Ya başkanım Serige turist gelmiyor. Ulaşımını otobüsün acaba Serige döndürebilir misiniz? Dedi ki Serige merkeze niye gelsin? Niye Turistimiz gelsin? Evet. geldiğinde 5 yıldız otelden çıkıp, tatil köyünden çıkıp gelecek. Restoranları uygun mu? Lavabosu, tuvaleti uygun mu? Gideceği yerler neler yaptı? Biz dedim önce ona bakacağız, sonra turist gelsin isteyeceğiz. Yani öncelikle bir ilçelerimizin bu anlamda işbirliği içerisinde belediye başkanı arkadaşlarımızla beraber, orada bulunan sivil toplum örgütleri olsun, muhtarlarımız, herkesle beraber, turizmcilerle beraber her ilçede neler yapılabilir konuşmamız lazım. O anlamda size ben de katılıyorum. Herkes bunu söylemde, siyasetçilerimiz de özellikle söyler. İşte turizm başkenti Antalya. Daha sonra da işte esnafa neden turist gelmez? O turistin gelmesini sağlayacak projeleri yapmak mecburiyetindeyiz. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Çok doğru söylüyorsunuz başkanım. Önce bir çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Aynen. Yani niye gelsin turist? Yani çok doğru bir şey. Peki başkanım, şimdi insanlar çok merak ediyor. Pandemide kurulundasınız bir taraftan, hıfzı sahada. Bu plajlar falan inşallah normale dönerse açılacak mı plajlar vesaire? Herkes dün bile tabii ki ben de şu anda az önce siz de söylemiştim. Ben de inşallah diyeceğim. Ama önümüzdeki günlerde bakınız baştan söylüyorum tekrar, yani 30 hatta 31'di Zonguldak'la. 31 ilden işte biliyorsunuz Antalya'mız bu anlamda sokağa çıkma yasağını açtı. Bu anlamda şimdi sevgili hemşehrilerimiz, büyüklerimiz, 65 yaş üstü küçüklerimiz, geleceğimizin teminatı gençlerimiz bu kurallara uyuyorlar. Şimdi bu kurallara uyarak dikkatlice gittiğimiz süreçte inşallah kısa zamanda sahillerde tabii bütün vatandaşlarımızı, genciyle, yaşlısıyla, kadınlarımızla, ablalarımızla, herkes de bizi bekliyor. Evet, Yani yazda süreç geliyor biraz. veremiyorum yani şu anda. Doğru.
Başkanım peki ama burada da şuna dikkat etmek lazım değil mi? Yani belediyelerimiz şimdi hiç bilmediğiniz bir anda bir şeyle karşılaştınız. Bu çok büyük bir şehirde. Bütün önlemleri de almaya çalışıyorsunuz. Dediğiniz gibi valilerimiz, belediye başkanları ama halka, vatandaşa da çok iş düşüyor. Şimdi rahatladık diye de hurra hadi denizler, restoranlar, kafeler olmaması gerekiyor diye düşünüyorum yani. Tabii çok doğru söylüyorsunuz. Bakınız şimdi biz dün kuaförler ve berberler odası başkanlarımızla beraber Kepez bölgemizde yani tamamını yapıyoruz zaten şimdi Çevre Koruma Müdürlüğü Daire Başkanlığımız dezenfekte ile ilgili yani orada da kurallar var işte usturayla tıraş olmayacak kuaför berberde örnek veriyorum gibi buna benzer kurallara bizim esnafımız uyacak ama aynı zamanda vatandaşlarımız da uyacak. Bunları biz birlikte aşacağız. Yani bu zorlu günleri hepimiz dikkat ederek yani süreci iyi yönetmemiz lazım hep beraber el birliğiyle. Başkanım, peki siz kültür sanatı çok seversiniz. Yani kitap mesela Konyaaltı'ndayken çok güzel bir kitap fuarı yaptınız. Antalya şehri yani bütün sahiliyle vesairesiyle kültür sanatta nereye getireceğiz? Neler yani zaten bir altyapısı olan bir şehir. Kültür sanatla ilgili görüşlerinizi de almak istiyorum. Şimdi tabii ki hayallerimiz vardı bu süreçte hem 23 Nisan'la olsun. Şimdi inşallah 19 Mayıs'ta bir şeyler yapmaya çalışacağız. Biz bir taraftan bu koronavirüste biliyorsunuz müzisyenlerimiz, sanatçılarımız da işsiz kaldı. Biz 23 Nisan'da mesela iki tane büyük otobüsle ilgili işini kaybetmiş müzisyenlerimizle beraber Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bütün ilçelerimizi dolaştık. Şimdi 19 Mayıs'ta yine öyle olacağız. Her yer yine bayraklarımızla süsleyeceğiz. Bu süreçle ilgili yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Milli bayramlar biliyorsunuz onları yapıyoruz. Ama bunun yanında biz işte okumak lazım sloganıyla yola çıktığımız 613 binde ziyaretçisi olan Türkiye'nin birinci sırada belediyeleriyle yapılan bir kitap fuarı. Devam ettiriyoruz. Antalya Kitap Fuarı. Bir taraftan özüne döndürdük. Altın Portakal'la ilgili biliyorsunuz Antalya hem ulusal hem uluslararası yaptık. Aynı zamanda da bugüne kadar da biliyorsunuz Altın Portakal olarak gelmişti. Özüne döndürdük. Şimdi bunun yanında çok güzel projelerimiz vardı. MDI ile ilgili ama bunları şimdi tabii projelerimizi de anlatmış olmuyorum. Önümüzdeki süreci hep birlikte yöneteceğimiz için bu anlamda yani festival şehri bir taraftan bizim iş dünyamızda gerek turizmciler olsun Akra Barut'la ilgili biliyorsunuz Barutlar ailesinin yapmış olduğu Caz katkılar var, var. Bir taraftan caz, sporla ilgili, bir taraftan caz müziği veya buna benzer müziklerle, festivallerle ilgili de sadece belediyeler değil, belediyelerin dışında da kurumsal anlamda otelcilerimiz, turizmcilerimiz de bunlara katkı koyuyor. Ayrıca tabii ki Antalya gerçekten bir fuar kenti, fuar şehri. Çok fuarların olduğu, bizim belediyemizin de işte ANFAŞ'la ilgili yönetiminde arkadaşlarımın olduğu, bizim de temsil ettiğimiz fuarların açılışlarında hep birlikte olduğumuz güzel fuarlarımız da yapılıyor. Yani bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki süreçte yapacağımız birçok hedeflerimiz vardı. İnşallah bu koronavirüsten sağlıklı güzel günlere geçtiğimiz gün itibariyle de bunu kamuoyuyla da paylaşacağız. Hep birlikte inşallah fuarlarla, festivallerle, karnavallarla buluşacağız. Başkanım, bir konuda bence olumlu şeyler yapıyorsunuz söylemeden. Şimdi kendinize sağlam bir danışman ekibi yavaş yavaş oluşturmaya da başladınız. İşte Turofet'te Osman abiyi aldınız. Ben Reklamcılar Derneği başkanlığı yaptığım için biliyorum. Reklamcılarla işbirliği yapıyorsunuz. Bu konuda da yani herhalde şeyi de yani şehri yönetmek de kolay bir iş değil mi başkanım? Bu kadar büyük bir sınır yani. Evet, işte bizim anlayışımız şu, hani ben bilirim yok, biz biliriz. Biz kendi alanında uzman olmuş sektörüne ve bütün işte bu tarımda da var. Yani turizmde Osman abinin olduğu gibi. Muhakkak Böyle tarımda da çalışıyoruz. Zaten seçim bildirgemi Akdeniz Üniversitemizden, diğer üniversitelerden hocalarımızla, bir taraftan meslek odası başkanı arkadaşlarımla, yani dünyaya açılmış mimar arkadaşlarımız var, buna benzer şehit plancılarımız var. İş birliği içerisinde tüm dostlarımızla beraber hazırladık seçim bildirgemizi. Yani uçuk işte 4-500 proje var. Sonuç almadıktan sonra Antalya'ya, Antalya'mıza faydası yok.
O anlamda danışmanlarımız var tabii ki. Onların yıllardır emeğini, işte sizler dahil olmak üzere her konuda destek oluyorsunuz. Yani bu anlamda biz birlikte yöneteceğimizi bir kez daha altını çiziyorum. Yani dışarıdan bir vatandaşımız dahil olmak üzere önerisi olan projeyi getiriyor bize, arkadaşlarımıza havale ediyorum. Onlar dinliyorlar, hoşumuza gidiyor. Bizim göremediğimiz de olabilir, atladığımız olabilir. Kesinlikle. O anlamda kesinlikle. Yani burası gerçekten Avrupa'nın 10. işte sırada bu kadar turistin ziyaret ettiği bir kentimiz, ülkemizin en özel, güzel ili. Burada da zaten turizm sektöründe işte Aptop'un başkanı bir taraftan Erkan kardeşimiz olsun, bir taraftan Trofet'le ilgili yeni başkanımız Sururi Çorabatır olsun veya ulaşım, hava ulaşımıyla ilgili olsun, Antalya hava alanı olsun. Bütün yöneticilerle zaten beraber yönetiyoruz. Yani turizm toplantımızda olanlar bu yıllardır deneyimini, tecrübesini, oteline yatırımını yapan insanlarımızla bir aradayız. Yani bu anlamda Antalya'mız her şeye şu an itibariyle hazır. Yeter ki şu önümüzdeki sağlıklı günlere ulaşalım. İnşallah turizm sezonu biraz gecikmeli de olsa yine de güzel olacak diye ümit ediyorum. Başkanım, bir geçenlerde güzel bir uygulama yaptınız. Bisikletçiler de çok soruyor. Ben de hani organizatör tarafı da olduğu için otobüslere bisiklet taşıma aparatları koydunuz. 25 tanesine yapıyoruz şimdi önce. Sonra da diğer otobüslere. Bir bilgi alalım mı? Yani şehri biraz aslında çok doğru bir harekette. Yani şehri biraz bu araç trafiğinden uzaklaştırmak, insanları sağlıklı yaşama teşvik etmek için bunları arttıracak mısınız bu tip çalışmaları? Tabii, onları arttıracağız. Biz biliyorsunuz Antalya'da ulaşımla ilgili göreve geldiğimiz gün itibariyle ulaşımla ilgili ulaşım master planı. Ayrıca tüm ülkemizde diğer üniversitelerde doktorasını yapmış ulaşımla ilgili hocalarımızla çalıştayını yaptık burada Antalya Büyükşehir Belediye'mizde. Ve tüm paydaşlarımız yani ulaşımla ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü dahil olmak üzere karayolları, jandarmamız herkes katıldı. Yani birlikte yönetmenin esas işte bu çalıştaylarla, bu toplantılarla gerçekleşiyor. Şimdi de Konya altından Kumlu'ya doğru hayırlısıyla bir hafif raylı ile ilgili proje ihalesi yaptık. Bu süreçte onun da altyapısını oluşturuyor arkadaşlarım. Neler olmalı, nasıl gidilir? Bu anlamda hem ulaşımla ilgili dediğiniz gibi işte otobüslerin bir taraftan aparatlarıyla ilgili bir taraftan hafif raylı işte bunlarla ilgili çalışmalar da tamamlıyoruz. Vallahi elinize sağlık. Bunlar bizim özellikle ben biraz da bu konuda hassas olduğum için çok önemsediğim şeyler. Başkanım peki şimdi yeni bir trend başlıyor. Yani soruyor bunu birkaç otelci de sordu bana. Şimdi bu karavan turizmi, çadır turizmi bunlar önümüzde de hani eskiden bunlar modaydı bıraktık. Şimdi tekrar bu virüsle birlikte şey yaptı. Bununla ilgili hiç bu son günlerde bir belediyede görüşmeler oldu mu? Yani belirli alanları karavan turizmine ayırsak. Yok bu koronavirüs girmeden önce Volkan Volkan Konak aradı. Evet. Dedi ki bir karavana olsun. Hatta ben de bu karavanla ilgili yardımcı olacağım dedi. Hatta espri de yaptık. Bu anlamda bir yerle ilgili arkadaşlarımın bir çalışması var. İnşallah onu tamamlarsak gerçekten hem turizm açısından da bu karavanla ilgili yapılması gerekenler var. Bunu da biliyoruz. İhtiyaç olduğunu biliyoruz. Yani Antalya'mızı çeşitlendirmemiz lazım. Yani her anlamda. Yani turizmin işte bir taraftan sağlıktan bahsettik. Bir taraftan işte sporla ilgili biliyorsunuz. Spor, evet. Gastronomi. Tabii. Gastronomiyle ilgili de inşallah bunu da yapacağız. İbra'da bir projemiz var. Buna benzer önümüzdeki süreçle ilgili bunları hepsini paylaşacağız. Tabii ki sizlerin önerileri, turizmcilerin önerileri de çok önemli bizim için. Evet, evet. Başkanım peki şey, siz özünüzü de hiç kaybetmediniz. Onu da hep biliriz yani şey anlamında. Ben şimdi geçmiş dönemlerde yapıyorum. Bu bizim kendi kültürümüze ve anneannemize ait şeyleri ben hep yaşatılması gerektiğini düşünürüm. Yani elmalı güreşleri var, yörüklerimiz var, doğal yaşamlar var. Bunları daha çok markalaştırmaya yönelik çalışmalar da olacak mı belediyenin önümüzdeki günlerde? Yani tabii ki. Şimdi şöyle söylüyorum. Yani Atasporu'ndan da bahsettiniz. Teşekkür ediyorum. Lütfen.
Ben biliyorsun 26 yıllık siyasi hayatımda hani din ile devlet işlerini ayırdığımız gibi sporla siyaseti ayırmış birisi olarak hangi partili belediye başkanı arkadaşım güreş yaparsa hafta sporu hep gitmişimdir. Şimdi tarihi evet. Kırkpınar'ın baş pehlivanı Ali Gürbüz bizim baş pehlivanımız. Önceki İsmail Balaban'dı biliyorsunuz. Evet, sırasıyla evet. Şimdi Mehmet Yeşil Yeşil bize geldi. Osman Aynur geldi. 200'e yakın Ataspor'u güreşçimiz var. Yaylaların Yaylası Festikan'da 22 il yaptırmıştık güreşler biliyorsunuz. Evet, bu anlamda biz sporun hepsine, amatör sporlara da destek veriyoruz. Yani bu anlamda bunu gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Birçok belediyemiz bu şey arasında ekonomik sıkıntılardan dolayı hatta vazgeçtiler. Şimdi o belediye başkanı arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. Mesela Elmalı'yı Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Belediye Başkanı işbirliği içerisinde yapıyoruz. Eğer bize öyle olması destek lazım, isteyen evet. Belediye başkanı arkadaşım olursa da onları da yapacağız. Tarih ve kültür projelerimiz var ayrıca. İşte Demre'de geçen gün Demre Belediye Başkanımızla ilgili Noel Baba oradaki çevre düzenlemeleriyle ilgili de bir çalışmalar yapıyoruz. Yani kısacası bu Antalya gerçekten birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Tarih var, turizm, kum var, güneş var, her şey var. O anlamda bize hepimize bir sorumluluk yüklüyor. Bu çalışmalarımızı bu görüş düşünce içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl zaten Patara yılı biliyorsunuz. Evet, gerçekten başkanım. O da emeği geçen herkese. Orada bir meclis falan yapmayı planlıyordunuz. Onun, işte biliyorsunuz beraber de konuştuk onu. Söz de verdim orada. Yani evet. Belki dedik Mayıs-Haziran meclisini orada yapmaya karar vermiştik. Ancak biliyorsunuz önümüzü göremediğimiz için böylesi bir maalesef. Koronavirüsle böyle bir salgınla karşı karşıya kalınca herhalde ama yine de Antalya Büyükşehir Belediye'mizin meclisini Kaş Patara'da yapacağız ama süreç veremiyorum şu anda. İnşallah. Başkanım, bu anlamda aslında katkı koyan turizmle ilgili başta Turizm Bakanımız olmak üzere bakanlarımıza aynı zamanda valimize ve tüm turizmcilere tabii ki Hava Işık Hocam'a da çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten onlar çok saygıdeğer. Bugüne evet. kadar orada Patara ile ilgili çalışmalar, kazılar sırasında çok emek verdiler. Yani kısacası emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. Yani Patara yılı açıklamasından dolayı. Çok önemli tabii. Ciddi bir evet. lobi oldu orada. Başkanım peki globalde bir şey daha soracağım. Şimdi aslında Antalya'nın şöyle büyük bir avantajı var. Elimizde bir turizm avantajımız var. Allah buraya kutsal yani inanılmaz verimli topraklar da vermiş yani Antalya'ya. Bunun dışında da organize sanayi bölgesinde de ona da değinmek lazım. Çok ciddi firmalarımız var yani. Antalya aslında Türkiye'ye iyi bir yönetim modeliyle çok büyük örnek olabilecek, teşkil edebilecek, kendi kendine de fazlasıyla yetebilecek bir şehir. Bununla ilgili bir görüşlerinizi alabilir miyim? Sadece turizm değil, tarımı var, ticareti de var. Yani bu şehrin güçlü silahları tabii, diyeyim yani. Yani Antalya'mız birebir 3T'ye uyar yani. Turizm, tarım, ya tarımı şöyle düşünelim, zaten turizmi söyledik, 23 milyon 100 bin dedik. Tarım yarıdan fazlası ülkemizin, bizim Antalya'mızdan üretilir sebze meyvenin. Evet. Yani bu çok büyük bir şansı, bu topraklar bereketli topraklar. Ama bir taraftan da organize sanayiden önce, biliyorsunuz 1983 yıllarında ilk serbest bölge Antalya ve Mersin'dedir. Evet, yani başkanım, o yönüyle de baktığımızda serbest bölgede Antalya Büyükşehir Belediye'mizin şirket olarak biliyorsunuz en büyük hissedarı biziz. Hissedarı. Orada da çok güzel çalışma yapıyoruz. Orada da Sayın Valimiz de var. Beraberce orada da bir çalışma yapıyoruz. Yani organize sanayide yönetim kurulu başkanı olsun, organize sanayide çalışan arkadaşlarımız var. Yani bu anlamda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ne görev düşerse 7/24 biz onların emrindeyiz. Yatırımcılarımızın zaten 26 yıldır hep yanında olmaya çalıştım. Yani kamu yarar var. Bir iş yeri düşün ki bir fabrika açılıyor en az 300-500 kişi, 1000 kişi istihdam sağlıyor. Yani günümüzde işsizlik sayısı bu koronavirüste çok fazla şey oldu biliyorsunuz. Ama normalde %10 üzerinde işsizlik var Türkiye'de. Evet, kabul etmek evet. lazım. Bu anlamda organize sanayileri de çok önemsiyorum. Yani bu anlamda biz Büyükşehir Belediyesi olarak yapılması gereken ne varsa 7/24 onların emrindeyiz. Başkanım bir tane kritik bir, yani bence kritik bir soru. İnsanlar şimdi diyor ki hep eleştiriyoruz.
Ya örnek veriyorum, yeni bir bölge açılıyor. Niye burada imarı düzgün yapmadık? Yine 3 katlıyken 6 katlı oldu, 7 katlı oldu vesaire vesaire. Ben yaptığım araştırmalarda bunlar o dönemin sadece belediye başkanlarına bağlı şeyler değil. Geçmiş yıllardır, yani hatta 1920'lerde falan yapılan kanunlarla olan şeyler. Biz niye bu şehirleri böyle jilet gibi yapamıyoruz başkanım ya? Yani Avrupa'ya gidiyoruz, hepsi bir sırada yani. Yani kimse de bu konuyu net bilmiyor. En doğru sizden öğreniriz yani. Siyasilerimiz yapıyor yine bunu. Değil mi? Biraz siyasete mi kurban gidiyor? Yani Kesinlikle. Bakınız bir şey söyleyeceğim. Benim doğup büyüdüğüm topraklarda bizim yüz kusur dönüm yerimiz vardır. Muhittin Mustafa Hoca Anadolu Lisesi 1550 öğrencimiz var. Hayırseverde ilk evet. sıralardayız. Tabii Allah kabul etsin. hayırseverlerinizin hepsinden Allah razı olsun. Aynen. Şimdi bizim orası zemin artı üç kattır. Şimdi çok katlı zemini sağlam olmayan yerlerde, bakınız Konya altında şöyle bir çalışma yapmıştım geçmiş dönemde. Konyaaltı Belediye Başkanlığım sürecinde zemini sağlam olan yeri 7 katla sınırlamıştım. Konya altında 18 katlı binalar vardı. Üniversitenin önünde de. O bakımdan Kesin bunlara evet. biz bütün siyasilerimiz aynı zamanda belediye başkanı arkadaşlarımıza dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Şimdi bu konuyla ilgili Kırcaami'de çok güzel bir proje gelişiyor biliyorsunuz. Şimdi de Evet. pazartesi gün saat 16'da bizim Büyükşehir Belediye'mizde Murat Paşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal ve Asat Genel Müdürümüz aynı zamanda o Kırcaami planları ile ilgili 10 muhtarımız oranın dernek başkanlarıyla beraber altyapı bir taraftan gireceğiz inşallah. Orada çalışmalarımızı da başlatacağız. Yani yine onların görüş ve düşüncelerini de alacağız yani. Yeni İnşallah yerlerde baş. bunlara hepsine dikkat edeceğiz. Ya lütfen başkanım. Yani harbiden ben böyle siyasetin dışında da size, ya bizim bunları sizlere de yakın hissettiğimiz için söylemek lazım. Çocuklarımızı iyi gelecek, iyi şehirler bırakmamız lazım. Hepimizin de, ben kendimi sorumlu tutuyorum. Kesinlikle. Sizle bu kadar rahat görüşebiliyorsam, size gerekiyorsa her gün başkanım böyle yapın, düzgün yapın deme görevimiz de var yani. Sizleri de yalnız bırakmamalı. Aynen, Şans aynen. durumumuz var. Başkanım, peki Antalya'nın önemli değerlerinden biri de, yani bu doğaçlama da soruyorum. Antalya sporumuz var yani. İyi bir Antalya spor taraftarısınız biliyorum. Şimdi ligler de iptal oldu. Şehirde bir heyecan da kayboluyor ister istemez hafta sonu. Antalya 12 sporla Haziran'da değil. başlıyor ligler diye aldık bilgiyi. Evet, başlayacak. Antalya Spor'la ilgili görüşlerinizi de bir alalım. Çünkü iyi bir taraftarsınız. Her zaman da gücünüz olduğu kadar da destek veriyorsunuz. Onu da Çok çok iyi net. biliyoruz Şimdi yani. Antalya sporumuz için tabii Alanya Spor'a da başarılar diliyorum. Evet, Antalya Alanya sporumuzla Spor da öyle. ilgili şehrimizin iki takım var. Antalya sporumuzla ilgili bazı otoparklar vardı. Onların gelirlerini Antalya sporumuza vereceğiz inşallah. Bir taraftan su sporları ile ilgili görüşmeler yaptık. Onlarla ilgili Antalya sporumuza. Bir taraftan da bizim halk suyumuz vardı biliyorsunuz. Onlarla da bir Evet. protokolümüz var. Antalya Spor'la beraber çalışıyoruz yöneticilerle, başkanlarla. İnşallah bundan da sonuç alacağız ve Antalya sporumuza katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Ve inşallah başaracağız. Antalya'mız önemli. Aynen. Evet, Antalya sporumuz önemli. başkanım, Alanya'yı da takdir etmek lazım. Hem çok iyi yönetiliyor hem Tabii de iyi ki, tabii ki. noktalardalar. Dedim ya yani Alanya Antalya'mızın iki takımı. geçin. Aynen. Başkanım, şimdi yine turizme dönüyorum. Bir iki soru sorayım, sizi de fazla meşgul etmeyeyim çünkü Ben çok de da bir güzel et. toplantıya geçeceğim, yetişeceğim. Ne Hemen zaman hemen bir son, müsaade o zaman ederseniz. tamam, son soruyu sorayım, o zaman bitirelim başkanım. Kaç Şeyde puanlık bir soru şimdi, soruyorsun? yok, bir rahat sondan iki soru, bir tane soracağım, sonra özel bir soru soracağım. Tamam. Başkanım, bildiğim kadarıyla pandemi rahatladığı zaman Vali Bey ve turizmcilerle bir sürü planlar yaptınız. Antalya.com.tr olmak üzere. Şimdi turizmciler soruyor. Herhalde yani bir mektup şeyi belirlediniz. Turizmciler mektupları gönderiyor. Seyahat yasakları açıldığı zaman da hedef ülkelere bizzat bildiğim kadarıyla şahsınızla turizmcilerle Beş gidip orada bir ülkeye ziyaret edeceğiz. lobi çalışması yapacaksınız. Doğru mu başkanım? Aynen beş ülkeye yani şimdi şöyle biz Şehri Emin olarak burada düşünün ki Dubai'ye gideceksiniz. Oranın belediye Evet. başkanı size bir mektup yazmış. Sizi davet ediyor.
veya tur operatörleri var orada bu turizmcilerle ilgili. Şimdi bir davet mektup son derece güzel bir şeydir. Nezaket kuralları içerisinde. Kesinlikle. Bu anlamda hatta Ahmet Barut başkana da, önceki başkana çok teşekkür ediyorum. Demişti ki bunu biz kurumsal olarak belli bir yere gönderelim denmişti. Hatta Ahmet Barut başkan dedi ki şehri emin olarak belediye başkanımızın yani valimizin kesin ismini ben kullanacağım dedi. Yani öyle davet ediyorlar şehrin büyükleri, şehri emin olanlar şekliyle de evet düşünüldü. İnşallah bu süreci bitirdiğimiz an itibariyle bunlarla ilgili turizmle ilgili önem gördüğü sıralamasına göre bu ülkeleri birlikte ziyaret edip orada davetimizi gerçekleştireceğiz. Başkanım son soru, hizmetleri falan bıraktık, onları anlattınız yetere kadar. Şimdi hep sordum bunu çünkü bütün konuklarıma. Siz bu koronavirüs zamanında Muhittin Böcek olarak, yani siyasetin dışında Muhittin Böcek, vatandaş Muhittin Böcek'ten bahsediyorum. Ne dersler çıkardınız? Yani sarılmayı özledik birbirimize, sohbet etmeyi özledik. Siz böyle eve 1'de 2'de gidiyorsunuz, 3'te gidiyorsunuz ama kendinize çıkarttığınız bir ders oldu mu Sayın Başkanım? Bir onu söyleyelim, sonra yayını kapatalım. Şu biliyor musunuz? Yani gerçekten her şey önemli. Ancak insan sağlığı hepsinden önemli. Yani gerçi şunu da buradan söylemiş olayım. Yani sorunuzu bir taraftan da her canlının yaşama hakkı var. Mesela bizim sokak hayvanlarımızla ilgili de evet odak noktalarımız var. Su pınarları koyduk. Restoranlar falan kapanınca onlara mama anlamında da mesela 100 evet yerde varsa 250 yer yaptık. Hep birlikte bu sağlıklı yaşam içerisinde onların da yaşama hakkı var. Onlara bakıyoruz. Bir taraftan da şunu söyleyeceğim. Bakınız sizin sayenizde bunu da söylemiş olayım. Bizim hep içimde bir ruhta olan Antalya'mıza yani yakıştıramadığım büyük kavşaklarda kışın özellikle yazın her yerde yatılabiliyor. Battaniyede yatanlar evsiz kardeşlerimiz. Şimdi bir, evet, bir mekan oluşturduk. Kasım'da bu. Koronavirüsle de alakası yok. 128 tanedir o kardeşimiz. Yani 128. Cadde sokaklarda yatan saç sakal birbirine karışmış kimsesizler vardı. Şimdi bunlara zemin artı 4 katlı yani 5 katlı bir binada onlar hepsinin sabah çorbası, 3 öğün yemeğini veriyoruz. Bir taraftan bu koronavirüsle ilgili sosyal mesafesini koruyarak onlara da sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kasım ayı itibariyle yaptık bunu. Şimdi şunu söyleyeceğim. Tabii ki eve gideceğimizi Allah biliyor. Ama hiç beklemediğimiz, hiçbirimizin beklemediği bir salgınla karşı karşıya kaldık. Demek ki daha çıkaracağımız çok dersler var. Yani sağlıklı yaşam çok önemli. Sağlıklı yaşam içinde kurallar var. Bu kurallara hep birlikte uymamız lazım. Evde kalmamız lazım. Bu koronavirüs süreci geçtiğinde yani yaş büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Tabii gençlerimin evet de gözlerinden öpüyorum. Bu süreç geçecek. Ayrıca pazar günü annelerimizin günü biliyorsun. Bizleri evet, bugünlere getiren, rahmete kavuşan annelerimizi rahmetlanıyorum. Bugünlere getiren sağ olan bütün annelerimizin de anne adaylarında dahil olmak üzere ellerinden öpüyorum. Biz dün bir proje geliştirdik. Bir taraftan biliyorsunuz çiçek ihracatçılarıyla ilgili ürünleri kaldı turizm kapalı olunca. Bu evet, anlamda gittik evet işbirliği içerisinde bir taraftan onlardan onları bir can suyu vermeye çalıştık. Bir taraftan da Antalya'mızda 200 bin çiçek daha diyoruz. Ayrıca 40 binin üzerinde de evde kalan yaşlılarımıza hemen gereğini çiçeklerimizi gönderiyoruz onlara da. Bu vesileyle bütün annelerimizin anneler gününü de kutluyorum. Sevgili Halik evet kardeşim çok güzel bir programdı. Size ve evet, izleyicilerimize selamlarımı saygılarımı sunuyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Sağ olun. Ben de yayını izninizle kapatıyorum. Vakit ayırdığınız için de teşekkür ediyorum. Son söz olarak da Allah bu vatanımıza, milletimize, belediyelerimize, hükümetimize zeval vermesin. Sosyal belediyeciliğin, sosyal devletin ne kadar önemli olduğunu bu kriz hepimize gösterdi. Size de göstermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı ben şahsım adına da teşekkür ediyorum.
yayını da kabul ettiğiniz için tekrar tekrar saygılar sunuyorum. Yayını kapatıyorum başkanım. Saygılar teşekkürler. Sunuyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Sağ olun.